bak şimdi Kadir. Görüyor musun? Bu bildiğim kano. Ama adamlar gitgide insanların rahatına doğru evrimleşiyor. Bak şimdi eskiden bunu aldığın zaman ne yapıyordun abi? Kürekle. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi. Buraya baba şeyi koymuş. Pedallarını çevireceksin. Şimdi bu benim aslında uzun zamandır böyle off-road araçlarının arkasına takıp götürmeyi planladığım fishing boat dedikleri, bu Amerika'da falan, Kanada'da çok fazla kullanılan bir tip. Bunlar çok güzel. Dıştan takma motorla böyle açık denizde falan çok rahat kullanıyorsunuz. Tabii kabinsel bir yapısı yok. Üstte bir tane şey var, lente var. Ama uzun süredir Türkiye'de yapılmıyordu. Şimdi bu sene bu yerli bir firma herhalde. Burada gördüm. Şimdi biraz bilgi alalım. Abi kaç ton bu? 520 kilo. Evet. Tamamen polyesterden yapılmış ahşap yok. Bunlar hem tabana hem yan duvarlarla da işlendiği için son derece monoblok bir gövde oluşturuyor. Dalgaya vurdu attı. Hiç etkilemiyor. Oradan gidiyor. Yani Avrupa'daki, Amerika'daki muadiliyle aynı. Eğer ben buradan kayamanını çıkartıp buna quicksilver deseydim ya gavur yapmış diyeceklerdi. Normal ay yaptı. Onun için eline sağlık diyorlar. Bayramiç, Çanakkale Bayramiç bölgesinde orman yangını olmuş. Ben size hemen kısa özetleyeyim. 7-8 tane üniversitede birleşmiş bu orman yalan bölgeye. İşte tekrardan şu güzel çam dallarını dikiyorlar. 5 yaşında çam ağaçları. 5 yaşında çam ağaçlarını dikiyorlar. İşte biliyorsunuz ormanın yağından, suyundan, etinden çok fazla yararlanıyoruz bu programda. Özellikle Kadir. Onun için biz de bağışta bulunmak istedik. Teşekkür ederim İrci Tim'e, ailesine. Evet, sağ olun. Karavan konusunda hakikaten Nurgaz diye bir firma var. Çok eski bir firma ama şimdi bu kamp karavanla ilgili alet edevat kısmına yeni girdi. Biz de zaman zaman ızgarasını falan kullanıyoruz. Hakikaten demek ki tutuldu canım çeşit arttırma şeyi var. Şimdi bu arada onlar da bir stand açmış. Şimdi bir bakın hakikaten yavaş yavaş standta yerini almış. Yani bu Avrupa'daki fuarlarda çok şey ki burada Türkiye'de kampçılıkla ilgili, karavancılıkla ilgili maalesef henüz o eşiği geçemedi. Ama tabii böyle işi göğüs üstü yapan firmalar olduğu sürece artacağını düşünüyorum. Çünkü bu da çok elzem bir şey. Yani kamp ve karavancılık yapacağımız çok güzel noktalar var. Ne karavan parkingimiz var, ne de kamp malzemeleri üreten şirketler var. Evet, bir gezelim, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani karavancılıkta ve teknecilikte en sevdiğim nokta bu küçük alanları, dar alanı mümkün olduğu kadar işlevsel kullanmayı. Görüyorsunuz her tarafını, her yerini efektif olarak kullanmışlar. Tabii ön taraftan şoför mahalline geçişler falan. Bir de isterseniz yandan içeri girelim. Bir panel var minibüsü. Bu kadar efektif kullanabilirsin. Her tarafını. Ne zaman gidiyorsun? Abi buradan girdi bakayım ya. Çekmeceler. Kes. Buzdolabı. Tabii. Çekme karavandan daha mı rahat? Bu bazen çekme karavancı arkadaşlara soruyorum, hangisini tercih ediyorsunuz? Herkesin kendi kullanış stiline gitmek istediği noktaya göre değişiyor. Ama şu an Türkiye'de son zamanlarda bu tip karavanları daha fazla görmeye başladık. Bunların hepsi, mesela burada
masa olarak kullanıyorsunuz. Ondan sonra masayı kaldırıyorsunuz, yatak oluyor. Yani böyle belli bir süre sonra uzay mekine ile dönüşecek şekle getiriyorlar. Bakın, gel, gel evine. Şimdi normal aşağı yukarı hepimizin evi kadar konforlu fakat küçük. Ama, minimal. Minimal. Ama şimdi hem cam kenarı hem ön koltuk olmaz. Sen şimdi doğada, dağda çok güzel yerlere gitmek istiyorsan bir takım şeylerden de feragat edeceksin. Önemli olan şurada sabah gün ışığına, kuş sesleriyle, mis gibi kekik kokusuyla kalkmak önemli olan bu. Geri kalan tuvalet küçükmüş, mutfak biraz darmış, dönecek yerim yokmuş. Bunlara fazla takılmamak lazım. Burada şoför mahalli çok rahat girip çıkabiliyorsunuz. Koltuklar dönüyor. Arka tarafla irtibatımız var. Tabii ülkemizde şeyi arttırmamız lazım arkadaşlar. Karavan parking noktalarımız çok az. Devlete buradan sesleniyorum. Eğer karavan parking noktalarını arttıramazsak insanlar bu güzel hobiyi maalesef başlamadan bitirirler. Çünkü bu çok önemli bir nokta. Karavanı aldınız, işte dünyanın parasını verdiniz ama bir parking noktası, karavanı park edeceğiniz bir nokta yoksa çok büyük sıkıntı. Karayolları Kanunu'nda da, Emniyet Genel Müdürlüğü Kanunu'nda da karavanda kalmakla ilgili zaten inanılmaz saçma sapan sıkıntılar var. Yani karavanı izin almadan herhangi bir noktaya çekip içinde kalamıyorsunuz. Yani bu da ayrıca program yapılacak bir konu. Evet, şimdi kamp, karavan ve bot şoförünü gezmeye devam edelim arkadaşlar. Zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Üst katta tekrardan bir çadır yapmışlar. Çadırın önünde de balkonu var. Hakikaten böyle bir göl kenarına gelip insanın oturup bir kahve içesi geliyor. Türkiye'nin ilk kamp karavan fuarındayız. Niye maalesef diyorum? Botçayla birlikte yapılıyor bu fuar. Yani bu zamana kadar yapılmaması çok büyük hata. Yani adamlar sadece çölden oluşan ülkeler var. Dubai, Katar gibi falan bakıyorsunuz. Bunlarla ilgili botçollar, fuarlar, öbürler, öbürler. Bizim her tarafımız aşağı yukarı cennet gibi bir ülkedeyiz. Fakat Türkiye'de ilk defa yolun başındayız. Evet. Şimdi Kraler karavandan Selami kardeşim yanımda. Sağ olsunlar. Hani az zamanda çok iş yaptınız derler ya. Vallahi helal olsun. Az zamanda. Geçen sene bu zamanlarda konuşuyorduk. Evet, Şubat ayında başlamıştık. Helal olsun. Şu an çok hızlı, çok güzel, emin adımlarla çok güzel bir noktaya getirdiler. Offroad karavancılığı özellikle. Şimdi artık kamyonetlerin arkasına da yapmaya başladınız. Üst yapalım. Kamp aranışları hazırlıyoruz. Ekspansiyon işler. Şimdi biraz bahsetsene. Fuardan bahset. Yurt dışında bu işler nasıl oluyor? Biraz harmanlıyormuş evet, iş ya. Evet. Senin dediğin gibi ilk fuarımız kamp karavan sektörünün Türkiye'de düzenlenen adını taşıyan ilk fuar. Onu bile tek başına yapamamışlar. Botçoğlu'la yani. Birlikte. Evet. Ama artık bir adımdır diyorum. Bir adım evet. Evet. Bir yerden başlamak gerekir. Orası burası. İşte biz sektördeki üreticiler olarak aslında veya satıcılar olarak bu adımın da bir dönüm noktası olabileceğini aslında düşünüyoruz. İnşallah da öyle olur.
Peki sence karavancılık Türkiye'de gelişiyor mu? Gelişecek mi? Ya evet. Da niye gelişmedi şimdiye kadar? Evet, yani aslında doğru kitle şu anda, talep şu anda artmaya başladı bizce. Biraz da tabii üreticilerin değişik ürünler pazarı sunmasıyla beraber artmaya başladı. Genel olarak zaten dünyada bir outdoor eğilim var. İnsanlar artık şehir yaşantılarından, kaçıyorlar. AVM'lerden artık yoruldular, sıkıldılar. İlk fırsatta ne yapabiliriz aktivite olarak diye düşünürken çadır kampları başta olmak üzere. İşte sonra doğa sporları ile ilgilenen arkadaşlar, zaten kampçılık altyapıları olan arkadaşlar. Şimdi Selami burada çok güzel bir noktaya değindi. Şimdi bana da gelen binlerce soru oluyor. Şimdi şehirden insanlar kaçmak istiyor. Fakat şehire öyle bir demir atmışız ki böyle zincir bir yere kadar gidiyor. Diye asılıyor. Okul var, çocuklar var. İşlerimiz hafta sonu kaçama. İşte karavan ve kampçılığın gelişmesine bence en büyük etken insanların cuma günü kaçıp pazar günü geri gelmeleri. Bunda size çok iş düşüyor. Eyvallah. Biz karavancıda aslında bugüne kadar işte yazın işte otelde kalacağım ama karavanda kalırım mantığıyla bugüne kadar geliyordu. Artık insanlar yaz tatilleri insanlara yeterli olmuyor. Evet. Yani zaten yazın herkes bir yerden bir yere gidiyor. Tatil bile artık işkence haline geliyor. Evet. İnsanlar artık ilk bulduğu fırsatta 3 gün, 4 gün, 2 gün ne kadar zaman bulabilirse ilk fırsatta kamp atayım, kamp yapayım. İşte karavanım varsa karavanla gideyim. Farklı yerler göreyim. Çünkü ülkemiz dediğiniz gibi her tarafı cennet. Evet. İstanbul'un çevresinde bile böyle 200 kilometre yarı çap çizdiğimizde. Tabii. Yani karavanla çıksanız İstanbul'u, ben size söyleyeyim, yani İstanbul'u bir ayda bitiremezsiniz. Yani güzel noktalarında kamp, karavancılık yapayım desem bir ayda bitiremezsiniz. Tabii Avrupa'da çok farklı. Yani ben de gittiğim zaman görüyorum. Selami de devamlı fuarlara gidiyor. Aynen. En son Düsseldorf'taki karavan fuarı dedik. Tabii orada şey söylesene. Elvan'a artık yani durumlar. Almanya'da yılda kaç tane karavan satılıyor? Yani kaba bilgi, Avrupa'nın genelinde 1,5 milyon yıllık karavan satışı olduğunu biliyorum. 1,5 milyon. Evet. Yani biz daha yolun başındayız. Hem tüketme olarak hem üretici olarak zaten yolun başındayız ama ilgi alaka şu anda hani bu ilk fuar olmasının da nedeniyle bunu çok iyi gözlemledik. Diğer standteki arkadaşlarla da konuşulduk. Bunu açık ve net görüyoruz. İlgi alaka gayet güzel. İnsanlar ciddi manada ilgi gösteriyorlar ve bilgi seviyesi olarak işte bu işi öğrenmek olarak herkes, yani birçok insan daha yolun başında. Burada tabii bize, sizin hepimize üzerimize sorumluluklar düşüyor. Biraz da devlete sorumluluk düşüyor. Sevgili seyirciler, inanılmaz değişik müfredatlar mı derler, bu kanunlar, uygulamalar var. Mesela bir tanesini örnek verelim size. Bugün gittiğiniz bir tane Ducato'ya da Mercedes Sprinter 01 motokaravan için 01 panel van aldınız. Bunu ruhsata karavan olarak işlettiğiniz an %150 civarında bir ÖTV biniyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu hangi mantık? Neye göre? Yani bunu tamamen bir zengin işine çevirmişler. Evet, evet. Öyle düşünülmüş. Şu an teknede ÖTV falan indi. Bunu devlet o kısmında, tekne konusunda fark etti. Devlet babadan ricamız, lütfen karavancılarda da bu konuya el atmaları lazım. Çünkü böyle bir saçmalık olmaz. Dünyanın her tarafında devlet yeniye doğru teşvik eder. Kentsel dönüşüm de bunun bir parçasıdır. Aynen. Yıkarsın, yenisini yaparsın. Şimdi devlet baba bu mevzuata göre diyor ki kardeşim 5 yaşına kadar bunu alma, yoksa %150-%160 ÖTV geçiririm. 5 yaşından sonra bir şey yapmam. Yani insanlar o zaman bir kenarda 5 yaşına kadar yaşlandıracaklar araçları. Böyle şey olmaz. Bu aslında biraz devletin suçu, biraz da bizim karavancıların derdini anlatamayış da olabilir. Evet, evet. Biz burada suçlu aramıyoruz ama şu problemi biri çözsün lütfen. İkincisi, karavancıların parking noktalarıyla ilgili müthiş sıkıntılar var. İstediğiniz kadar karavan üretin, istediğiniz kadar kampingleri geliştirmemiz lazım. Çünkü kanunen karavanı çekip bir yerde konaklayamıyorsunuz, jandarmadan, karakoldan, oradan buradan izin almanız gerekiyor. Bu da bir handikap, ayıp. Yurt dışından gelen turistler için de her zaman kontrpide kaldıkları bir noktadır. Bunlara da çözüm bulmak lazım.
Ben şunları toparlamak gerekirse şunları söyleyeyim. Yerli karavanlarımız içinde işte Caretta var, Craveler var. Kaç tane daha şimdi gördüm yeni yeni yapmaya çalışan başarılı sayılabilecek arkadaşlarımız var. Karavanlar hakikaten doğada şu anki konsepte tamamen lüks dizaynıyla sizin bütün ihtiyaçlarınızı yani gidip Antalya'da bir 5 yıldızlı oteldeki konforu belki bulamazsınız ama her şeyde deniz kum, her şeyde deniz kum güneşten ibaret değil. Orada 500 çeşit yapılmış yemek yemekten yiyeceğinize hiç kimsenin ulaşamadığı bir noktada mutfağınızı açıp ailenizle kendi kendinize mis gibi yemeğinizi yapıp sabahta kuş sesleriyle cıvıltılarla uyanacak kadar lüks karavanlar yapılıyor. Zaten bizim programlarımızda ben elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum.